Peki de. sorularla başlıyorum. Hazır mısın? Aynen. Daha doğrusu siz soruyorsunuz, ben elçiyim. Ben de soruları iletiyorum kendisine. Ay, ikizler burcu için kara bulutlar mı geliyor Nur abla demiş. Gelmez olur mu? Bangır bangır. Şu an için bak, ikizler burcu için belki kara bulutlar var ama finansal konularda kısmetinizi zorlayan etkileri aşmayı öğreneceğiniz bir haftadasınız. Ay, bulut her dakika geliyor. Sokakta yürürken bile, şuradan geçerken yağmur yağıyor. Hop, 1 kilometre gidiyorsun, güneş açıyor. Bırak o yağmurdan faydalan. Rahmet yağıyor. Peki. Rahmeti gör sen orada. Aslan burcu ile yay burcu anlaşabilir mi? Ateş ve su. Bak, eğer ki bireysel harita incelemiyorsak, şimdi diyelim ki yay burcu kadın, aslan burcu erkek. Aslan burcu erkeği egoludur. Aslan kadını ise endamıyla bastığı yeri titretir. Şimdi eğer kadının yükseleni aslansa, erkeğin güneşi şeyse, aslansa ne oluyor? Yükselen ve güneş kavuşumu oluyor, anlaşır. Ama ötekinin her şeyi yengeç diye, diğerinin her şeyi aslandaysa, ateş elementi yüksekse, aman yanına bile uğrama. O kadar mı? Egosuyla seni yer bitirir. Sevgili Melike sormuş. Boğa burcu paradan yana yüzü gülecek mi? Bu sene para sizin zaten. Şey, Maşallah. o şarkıyı çok seviyorum bugünlerde. Para bende, kısmet bende. Aynen öyle. Allah'ım bütün kısmetler paralar bizim olsun Hayatım, bir de inşallah. para bir insanı sevecek. Bak, samimiyetle Nasıl söylüyorum. sevdirebilirim paraya Sevecek kendimi? para. Şimdi ben geçen Güzel, gün sen nasıl sevdirdin kendini? Isparta Demirel Üniversitesi'nden herkesin sana selamı var. Aleykümselam. Tüm öğretim üyelerine buradan, isimleri unuttum. Çok teşekkürler. Ben orada bir Isparta. seminer verdim. Öpüyorum Süleyman sizi. Demirel Üniversitesi'ne saygılarımızı ve sevgilerimi gönderiyorum. İzdihamdı. Hayatta her şey var için geldiler. Bir gün birlikte gideceğiz Nur. İnşallah. Bizi bekliyorlar çünkü Tamam, orada. geliyoruz. Orada bana YouTube kanalında Mert diye bir arkadaşım çekip yaptı. Ve Tamam. sordu, dedi ki astrologların kendine faydası dedi. Ben ki ben Tabii canım. zenginim. Ne biliyorsun sayısalın bana çıkmadığını? Param var diyorsun. Ne biliyorsun Milli Piyango'nun bana çıkmadığını? Ben de çıkıp bana mı çıktı diye söyleyecektim. Zenginim, şükürler olsun. Çünkü kendi hayatıma, kendime faydam var Yani önce. şunu mu diyorsun? Terzi söküğünü dikebiliyor. Ben dikiyorum tabii ki, çatır çatır O hem de. zaman bize niye öğretmiyorsun şekerim? Ben niye daha Öğretmiyor muyum? dikemiyorum seni? Haftalardır Bir dakika, öğretiyorum. senin arkadaşın olarak ben niye Bir dikemiyorum dakika, artık? ben de... Peki. Sevgili Arda. En uyumlu hangisi? Ne Mı? burcunun? Koçla hakkından gelir koç onun. Öyle mi? Kova hakkından gelir onun. Bak, şaka bir yana, ben terazi kadını seviyorum. Süsüyle, püsüyle, endamıyla seviyorum şekerim. Ama akrebin adı çıkmış. Terazi, sinsi, erkeği. Hiç kızmasınlar bana. Bir tanesi yazmış DM'den münafık diye. Terazi, sinsirellalığını bırak. Kader olarak seç ve adam ol. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok terazi tanıyorum. Mesela editörüm Fatih, yönetmenim Hüseyin terazi. Lokum gibi Ama adamlar yani. onların burçlu, bak şimdi onların yükselenleri devreye giriyor. Ayı terazide ise bir şey söyleyeceğim Hüseyin. Bunu terazilere mi gönderdin? Sözlere bir bakayım. Bak, sözlere bak. Para bende, aşk bende. Oh, bu hafta böyleyiz. Aynen öyle. Ay be, hep bir şey söyleyeceğim. Hep dert, dert, dert. Yıldık ya. Vallahi yıldık, bıktık artık dertten Vallahi ya. ben bundan sonra Fatih ile Hüseyin'e söyleyeyim. Şarkılara göre müzik istiyorum. Evet, tamam. Peki. Tabii. Dert Burçlara çekenlere göre bir müzik. şarkı vardı. Yatır beni bayrak karşı tarım onu. Kedi Peki. olanlar. Hadi devam edelim. Ay çok tatlısın. Allah ömrümüzü ömür katsın inşallah. Amin. Ay, Koç burcu için uyarın ne? Koçlar için uyarım ne?
sakin olmalılar. Burçlarını bu hafta neler bekliyor? Şimdi Jüpiter de Oğlak burcuna geçtiği için Burçlara özellikle... geçmeden önce birkaç sorum var, onu Ha, soracağım, okey, ondan tamam, sonra peki. geçeceğim. Koç burcu için uyarın ne? Yavaşlayın, sakin olun, hayatınız hızlansın. Peki. Çünkü telaşlı burçtur Koç burcu. Ben Boğa burcuyum ve çok alçak gönüllüyüm demiş sevgili Emine. Alçak gönüllü olduğum için kaybediyor muyum acaba? Hayır canım. Parayla satın alınsaydı herkes alçak gönüllü satın alırdı. O Allah'ın boğaya verdiği bir özellik. Ne mutlu mütevazi yaşayabilmek ve alçak gönüllü olabilmek. Çok sevdiğim bir söz var. Nerede böyle tevazu sahibi biri görürseniz, düşünün ki dolu başaklar her zaman eğiktir. Aynen Bilin ki öyle. o eğik olan insan içi çok doludur. Çok Nerede doludur. dimdik kibirli bir insan da görürsen ondan uzak dur. Çünkü içi bomboştur. Allah korusun. Koçla başlıyorum. Evet. Sevgili canım koç. Dedim ya bak, Instagram'da da yazdım. Bu hafta sendromsuz pazartesi sunuyoruz size dedim. Sevgili koç. Aşk hayatın, iş hayatın, sağlığın bakalım nasılmış? Önce bir yıldızlarını görelim senin sevgili koçun. Bakalım bu hafta Güzel bir müthiş. hafta. Harika. Bak Tabii gerçekten haftanın en şanslı arasında da koç var. var. Tabii ki çok şanslılar Çok bu iyi. hafta. Şimdi bu hafta her konuda, haftaya her konuda şanslı başlıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede herkes sizden bahseder olacak. Yani senden bahsedecekler. Geçtiğin her ortamda esameni bırakacaksın. Allah Allah. Dostlarınla planlar yapabilirsin. Onlara duyduğun güveni geçtiğimiz haftalarda sorgularken o kadar güzel bir arınma yaşadın ki sevgili koç, artık sökük dökük kalmadı hayatında. Kesinlikle kalmadı. Dolayısıyla sevgili koç, bu hafta Jüpiter'in de Oğlak burcuna geçişiyle size hayat veren, hayat amaçlarınızın kariyer adına sosyal anlamda neleri geliştirebilir, neleri değiştirebilirsiniz? Bunlar üzerinde düşünürken sizi aşağıya çeken işlerin içerisinde olmak istemeyeceksiniz. Size korku veren duygulardan arınmaya kararlı olacaksınız. Aynı zamanda uzun zamandır beklediğiniz iş fırsatları gerçekleştirmek için niyet ettiğiniz duygular önünüze gelebilir bu hafta itibariyle. Neye niyet ettiniz? Neyi gerçekleştiremediniz? Efendim, kaç kere kapı çaldınız? İş başvurusunda bulundunuz? İşsiz bir koç burcuysanız can kulağıyla dinleyin bizi. İşsiz olanlar Jüpiter'in bu gece itibariyle Oğlak burcuna geçişiyle inanılmaz derecede hayatın adalet enerjisinin kendilerine döndüğünün farkında olacaklar. İnanılmaz derecede değişim, dönüşüm ve ilerleme yaşayacaklar. Yani kendine ait, işsiz olanlar iş buluyor. Niyet edip bir türlü niyetlerini gerçekleştiremeyenlerin niyetleri ayaklarına geliyor. Çok güzel. Dolayısıyla kendini uzun bir süredir hissetmediği kadar şanslı ve güvende hissedecek. Hatta Süper. çalışan bir koç burcuysanız, uzun bir süredir maaşınıza zam gelsin diye bekliyorsanız, Yaşadınız. yeni yıla girmeden zam alabilirsiniz. Aa, benim asistan da koç, ben bu ay zam veriyorum. Vallahi bugün veriyorum o zammı hem de. Gerçekten Şimdi mi? bir anjeton düştü. Asistanım da görümcem bu arada. Hilal'e buradan kocaman öpücükler. Hilal O yaşadı, benim... yani koçlar yaşadı. Tabii, biz cuma günü konuştuk zammı. Bak şimdi bir anda jeton düştü bende. Allah onu benim başımdan eksik etmesin. Amin. Evladım gibi. Hakkını da bana helal etsin. Sağ kolum canım benim. Ay canım. Güzel görümcem benim. Hani gelin görümce anlaşamaz derler ama yazdığım kitaplarda hep kayınvalidemi anlattım. Öyle bir kız doğurmuş ki Allah ondan razı olsun, benim için doğurmuş. Ne güzel, Sağ olsun, ne var güzel. olsun. Allah ilişkinizi bozmasın. Amin. Şimdi sevgili koçlar, çalıştıkları işlerde zam bekliyorlarsa yeni yıla girmeden, talep etmeden zam alacaklar. Süper. Aynı zamanda çevrelerinde otorite kuran, baskı kuran,
çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinde yaşadıkları gerilimlerden arınacaklar. Dostluklarıyla ve arkadaşlıklarıyla geçtiğimiz haftalarda hep seçim yaptılar. Doğruyu yanlışı görüp kabule geçtiler. Çevrelerinde kalan arkadaşlık ilişkilerinde ise arkadaşlıklarıyla rahatça planlar yapabilirler. Muazzam güzel seyahatlere çıkma planlarını geliştirebilir, gerçekleştirebilirler. Uzun vadeli niyetlerini geliştirmek konusunda el ele verip yollarında ilerleyebilirler. Çok iyi. İş kurmak isteyen bir koç burcuysanız, ortaklaşa işler yapmak istiyorsanız biraz daha araştırmacı olmanızı tavsiye ediyor gökyüzü. Bir de şu anda sağlık sorunuyla uğraşan, belki hastanede yatağında bizi izleyen ya da yeni bir sağlık sorunuyla yüzleşmiş olan bir hasta koç burcumuz varsa asla korkmayın. Şifa haftasındasınız. Allah şifa sıhhatiniz versin. Ve sağlığınızla ilgili. Efendim, ilişkisi olan koç burçları, ilişkilerinde dengenin ve düzenin karşılıklı güven içerisinde olmasına önem ve kıymet verecekler. İnşallah. Bekar olanlar yeni aşklara adım atacaklar. Bu dönem tanışacağınız ilişkilerde uzun vadeli beraberlikleri planlarken geleceğin size getirisi güvenebilirim, yaşam yolumda ilerleyebilirimin duygusunu içinizde hissetmenize müthiş etki edecek. Müthiş. Evli bir koç burcusunuz. Dırdır dırdırcı bir koca ile birliktesiniz ya da dırdır eden bir koç kadınıyla berabersiniz. Ona karşı nasıl davranmanız konusunda sakin olmaya, anlayışlı olmaya, empati yapmaya özen gösterdiğiniz takdirde bu hafta hem Jüpiter'in hem gezegenlerin kombinasyonu dırdırcı kişiye tevazu içerisinde olduğunuz takdirde ilişkinizin çıkmaza girmesine engel olursunuz. Şimdi diyorlar ki çok konuşan birine nasıl susacağım? Duymayın, yok sayın. Geçici bir konuşma şeklidir o. Spotum ne? Sakin ol ve yavaşla. İş ve sağlıkla ilgili ekleyeceğin yok mu koçlar? Sağlıkta şifa haftasındalar. İşte çalışanlar zam alacak. İş kurmak isteyenler, ortaklık yapmak isteyenler araştırmacı olacak. Mevcut iş düzeninde işsiz olan biri ise yeni iş bulacak, niyetlerini gerçekleştirecek. Çok tatlısın, diyorum ki işle ilgili uyarın yok mu onlara? Zam alacaklar ya diyor. Ya koç, zam var, aşk var. Daha ne olsun yani? Ama biraz sakin olman, biraz yavaşlaman kesinlikle gerekir. Koçun aslında öyle bir yapısı var değil mi? Dinamik, enerjik böyle. Şimdi ama çok aceleci. Ateşli. Nur. Çok aceleci. Acele ettikleri her şeyde o yüzden geç kalıyorlar hayatım. Peki. Astrolojinin gerçek kraliçesi Nuray Sayarı haftayı yorumluyor. Hanımlar, beyler, bizi YouTube'dan takip ederseniz eğer. Hüseyin'ciğim, yönetmenime söyleyin de şöyle bir YouTube adresimizi versene Hüseyin, ne bu olur. Bu arada YouTube'dan bize plaket de geldi bu arada. Çok teşekkür ay, ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Bak, YouTube hayatta her şey var. Kanalımızı görüyorsunuz. Bir tıkla abone olursanız iki seyircimize bu hafta tam program bitiminden 2 saat sonra hemen bu programın tam videosu yüklenecek oraya. O videonun altına yorum yapan 2 seyircimize 1 yıl boyunca 2020 astrolojik harita verecek Nuray Sayarı. Aynen öyle. Kişiye özel. Yani siz doğum tarihinizi vereceksiniz. Nuray Sayarı size hangi günlerde ne yapmanız, ne yapmamanız gerektiğini söyleyecek. Şimdi boğalara geçiyorum. Boğalar için bu hafta. Bir tablo gelsin Nuray'cığım. Sevgili boğa. Aşk, para ve sağlıkta. Para şimdi, ve sağlık konusunda bir şeyler var. Bir kıstın gözlerini boğa olduğun için. Şimdi bu hafta hem kariyer hem de aile konularında sevgili boğalar baskın olacak. Duygusal güvenliğiniz için bazı insanlarla iletişiminizi keseceksiniz. Gelecek korkularına son ver demiş gezegenlerin kombinasyonu. Peki ya Jüpiter'in Oğlak burcuna geçişi senin 9. evine düşecek. 9. ev ne? Hak, adalet arayışı. Özellikle sevgili boğa, Jüpiter sana senin yaşamında, gerek aşk hayatında, gerek duygusal yaşamında,
Gerekse evliysen evlilik hayatında ben ne kadar adilim, karşımdaki kişi bana ne kadar adil. Ben ne kadar doğruyum, karşımdaki kişi bana ne kadar doğru. Şunu mu görecek yani aslında bu? Ben ne kadar adilim, o ne kadar adi. Gerçekle mi Adil, evet. Gerçeği yüzleşecek? görecek. Aslında boğanın yüzleşmeye ihtiyacı yok. Boğa ortada değildir. Karşıt burcu akrep olduğu için sezgileri güçlü bir burçtur. İnanılmaz güçlü bir burçtur. Örneğin Nur'un ayı akrepte, ben Nur'un adına MR taktım. Bir insana baktığı anda MR'ımı çekiyor. Bakın ben diyorum her zaman, Yok ya. samimiyetle söylüyorum. Bak ben yıldız haritasını incelemediğim zaman en çabuk dolandırılan, en çabuk kandırılan, en saf salak insanlardan biriyim. Estağfurullah. Ama Nur, herkesi kendimle bir görüyorum. Sezgi yok bende. Benim işim matematik. Şimdi ben biriyle tanıştığım vakitte direkt şey yapıyorum Nur'a. Nur böyle uzak dur. Tamam annem diyorum. Yok canım. Dinlemediğim zamanlarda ne Abartıyor, yapma. zararlar gördüm, ne Ay beni zararlar. anlatma, dur şimdi Ama yok, boğayı anlat hakikati sen. söylemek Sağ ol. zorundayım bebeğim. Allah seni boğa olarak yaratmış. Ayını da akrep olarak yaratmış. Numerolojinde 9. Ötesi yok. Evet, ondan bir sürü hata yapıyorum. Yeme de yanında yat. Hiç de bir hata yapmıyorsun, bilerek yapıyorsun. Oturup kendimizi... Bizim bazı sohbetlerimiz tartışmaya da gidiyor, biliyor Tabii biz musun? bir aradayken de öyle didişiriz. Şimdi Kesinlikle. boğa için demişsin ki duygusal güvenliğin için bazı insanlarla iletişime geçeceksin Evet, ve geçecek, kesecek. Şimdi örneğin kırmayayım, incitmeyeyim, gücendirmeyeyim. Evet, yanlış yaptığının farkındayım. Hatalı olduğunu biliyorum. Ama tevazu var ya boğada. İşte ben onu üzmeyeyim, ben ona haksızlık etmeyeyim. Duruşunu, davranışını sergilemeyi bırakıyor. Bu sergiden vazgeçiyor. İletişime geçiyor. Sen bu konuda doğrusun arkadaşım, bu konuda yanlışsın diyor. Doğrusun dediği noktada elini bırakmıyor. Yanlışsın dediği noktada bir şans daha veriyor. Kişi kendini düzeltti, düzeltti. Düzeltirse bu anın hayatında kalıyor. Bu evlilik için de geçerli, sosyal ilişkiler için de geçerli, beraberlik için de geçerli, iş konumu ve çalışma durumu için de geçerli. Dolayısıyla boğa bu hafta iletişime geçerken doğruyu yanlışı da tam anlamıyla ortaya koyabilecek. O yüzden doğru olan eş de boğanın hayatında kalacak. Doğru olan iş de boğanın hayatında kalacak. Doğru olan kişiler de boğanın hayatında kalacak. Yani gelecek konuları, korkularına da son ver demişim. Açık sözlü olacağınız için zaten haftanın üçüncü, dördüncü gününde sizi hangi konular size korku veriyor? Evlisiniz, eşinizle ilgili mi? Kesinlikle bu korkulardan arınıyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili mi? Bu korkulardan arınıyorsunuz. Son veriyorsunuz korkularınıza. İşinizle ilgili mi endişeleriniz ve huzursuzluklarınız var? Bunlara son veriyorsunuz. Peki Jüpiter 2019'dan 2020'ye geçerken 2020'nin tamamında size ne yaptıracak biliyor musunuz? Leyla'yı tepede gördüm, havada gördüm diyeceksiniz. Bol bol seyahat edeceksiniz. Bol bol gezeceksiniz. Kapı kapı, ülke ülke, şehir şehir. Ben size diyorum bu haftaki şarkımız para bende. Tabii, bol bol Para gezeceksiniz. olmadan nereye gezeceğiz? Demek ki para geliyor. Ama hayatım fırsatlar vaat edecek. Yani inanılmaz güzel imkanlar Ay oluşturacak. hadi inşallah. Yani para bende, şans bende, aşk bende, huzur bende, mutluluk bende diyebilecekler 2020'yi anlatırken, daha çok detaylarını anlatacağım ama Jüpiter'in oğla etkisi bol seyahat ettirecek. Peki. Ne yapıyorsunuz? Korkularınıza bir son veriyorsunuz. Olumsuz her şeyden arınıyorsunuz. Bu hafta kesinlikle İletişime geçmekten çekindiğiniz, sizi zorlayan her şeyle iletişime geçiyorsunuz. Ya hep ya hiç diyorsunuz. Spotumuz ne? Ne? Kendi geleceğinizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Sağlıkla ilgili bir yıldız eksik vermişsin. Neden? Halsizlik olabilir. Örneğin bugün sabah böyle cansız, halsiz uyanmış olabilirsiniz. Ama bunu bir hastalık olarak algılamayın. Peki. İkizler ne yapıyorlar? Bu haftanın hem şanssızı, hem mutsuzu, hem parasızı. Bak bak, bak aşka bak. Bak aşkta sürünüyor ikizler.
Şimdi bak, aşkta mantığını ön planda tutması gerekiyor. Aşkta mantığınızı ön planda tutmalısınız demişim. Bir açar Duygusal, mısın? bak şimdi, duygusal düşünmek, duygusal davranmak, içinde bulunduğunuz ilişkide bir çıkmazdaysanız, evli bir ikizler burcuysanız, her şeyi karşı taraftan bekliyorsanız hata yaparsınız. Duygusallık güzel bir dürtü, güzel bir duygudur. Ama mantığınızı ön planda tutmalısınız. Karşınızdaki insana duygusal konuşmalar yaparak baskı kurmamalısınız. Bir ikizler burcuysanız, karşınızdaki kişi belki eşiniz bu hafta duygusallıktan uzak, akılcıl düşünüyor, mantığıyla düşünüyor, düşünceleriyle düşünüyor. O yüzden ben duygusal davranıyorum, ben romantik davranıyorum ama o hiç bundan anlamıyor, benim ruhuma hitap etmiyor gibi şikayetlerde bulunduğunuz takdirde ayrılıklara, kopmalara, uzaklaşmalara, çıkmazlara neden olabilirsiniz. Oo. Ama ne yapacağız? Empati yapacağız. Ben duygusal davranıyorum. Sofrayı hazırladım, mum yaktım. Kocam dedi ki söndür onu, koktu be. Diyebilir, var böyleleri. Bir kötü koktu. Ne işi var bu çiçeğin ortada dedi ya da. Tamam hayatım, kenara koyarım. Koktu be. Var anneciğim, öyle çok kötü Doğru. koktu diyenler var. Yani bunu Yani nesine kadın bana empati mum yapacağız? Bir yakmış. dakika, bunu neyle empati yapacağız hocam? Ya Hocam anlayamadım. şu anda onun o mumu görmeye tahammülü yok. Olay Diyeceğiz. mum değil. Tamam. Yorucu bir gün geçirmiş olabilir. Ya da adamın ateş elementi yükselmiş olabilir. Ateşe bakmaya tahammülü yok o anda. Anlayışlı ol. Kaldır o mumu. Yahu senin için hazırladığım sofrada mum yaktım. Ortaya çiçek koydum. Olayı büyütme diyorsun. Büyütme. Kaldır onu. Sakin ol. Tamam Görmezden gel. hayatım de. Görmezden gel. Duymazdan gel. Sana laf soktu olarak algılama. Peki ilişkisi varsa bunlara dikkat edecek. Hiç Aynen ilişkisi öyle. yoksa Romantik ikizler. davranıp karşısındaki kişiden romantizm göremiyorsa bu adamdan hiçbir şey olmaz deme. Bu adam şimdi bunu göremiyor. Bu kadın şimdi bunu anlayamıyor de. Bir 5 gün sabırlı ol. Ondan sonra senin yakıp söndürdüğün mumu belki sana 5 mum yakacak. Ha, Belki evi düzelecekler yani. mumhaneye çevirecek. Peki hiç Düzelecek. hayatında biri yoksa ikizler, yani bir bekarsa ve bir aşk bekliyorsa. Aa, o zaman güzel aşk fırsatları Tek kapıda. yıldızla mı? Bak o şimdi tek yıldız, ilişkisi olanlara tek yıldız. Yalnız olanlara kum gibi aşk dağılacak. İnanın bak Hep Jüpiter, böyle çünkü söyle. Kum gibi. yalnız olanlara hakikaten öncelikle yeni partner, yeni ilişki, yeni aşklar konusunda kısmetleri Bak açılıyor. ağzından bal damlamıyor bak böyle Kısmetleri söylediği açılıyor. zaman. Aynı zamanda spekülasyonlar ilişkileri olanlara, yalnız olanlara, katılacakları ortamlarda, bulunacakları çevrelerde, belki aylardır, yıllardır kadın adam etrafında geziyordu, göremiyordu, gözünde bir perde vardı. Eskiden olan bir matemi sürdürüyordu. Jüpiter o perdeyi kaldıracak. Allah'ım ben bunu niye fark etmedim dedirtecek. Allah'ım Jüpiter, ne Kısmetim tatlıymışsın sen. önümdeymiş de ben göremiyormuşum Süper. diyecek. Gözünü İkizler. ovalayacak, acaba gözlerim görmüyor muydu diyecek. Yani Yeni bir aşklara anlamda başlayacak. ikizlerin gözündeki o perde kalkıyor. Yalnız olanların. Jüpiter'in etkisi de yalnız Aynen. olanlar. İkili ilişkileri olanlar dikkat ediyorlar. Evet, egosal Eşlerini. davranış yapmıyorlar. Karşılarındaki kişi romantizmden uzaklaşıyorsa ona romantizme girmesi için Baskı zorlamıyor. Onu yapmıyorlar. kendi haline bırakıyor. Sağlıkları nasıl? Sağlıkta kas ağrılarına karşı dikkatli olun demişiz. Neden? Örneğin ikizler burcusunuz, sabah kalkarken ayaklarınızda, bacaklarınızda, omuzlarınızda ağrılarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin efendim. Peki. Kesinlikle. Spotumuzla. Spot. İşle ilgili de bir şey söyle, öyle kapatalım. Bak maddi işlerinde beklentileri çok önemli ama hedefiniz olsun. Hedefin olsun. Beklentilerin evet güzel beklemek ama bir hedef belirle bu hafta. Kısmetinin daha çok Jüpiter'le birlikte para yağmurunu çek üstüne. Hedefin olsun. Hedefin olsun, niyetin olsun, isteklerin çabucak gerçekleşsin. Peki. Spotum ne? Ne? Niyet et, harekete geç.
Bekleme. Ben şu kelimeyi sevmiyorum. Esenlikle kal, mutlulukla kal. Ay niye kalayım ayol? Esenlikle ilerle, sağlıkla ilerle, mutlulukla ilerle. Karşındaki kişi sana şansla kal. Şansla ilerle desin. Başarıyla ilerle. Kal ne demek? Niye kalıyorum ayol? Öyle bir söz yani. Ne sinirleniyorsun? Aa kalıyorsun ama bak sözler bir tılsım. Artık demeyin öyle kimseye Demeyin. esenlikle Başarıyla kal, sağlıkla kal. Huzurla ilerle, şansla ilerle, mutlulukla ilerle böyle söyleyin. Bir de sinirleniyor ya. Ha Ne diyorsun kızıyorum. öyle? Bana geçen dün markette karşılaştım arkadaşım. Çok iyi gördüm seni dedi. Döndü böyle yaptı. Kötü müydüm ki? Bir de böyle. Çok iyi gördüm bugün Ne demesi seni. gerekiyordu Nuray? Nasılsın canım? İyiyim hayatım. Sanki benim kötü olmamı bekliyordu komşum. Bugün seni çok iyi gördüm. Ben Hadi kötü seni müydüm yine ki? komşun iyi demiş. Bazı insanlar var ki mesela markette karşılaştığın. Diyorsun ki mesela görüyorsun merhaba canım. Daha merhaba bile demeden. Sen biraz kilo mu aldın? Aldım ne yapacağım? Sana ne? Fazlası varsa sana vereceğim. Eksiğin varsa Sana senden mi ne? alacağım? Ya sana ne? İnsan iki çift güzel söz söyler değil Tabii mi? tabii bak makyajsız çıkıyorsun ya ekran önünde makyaj. Ben ofisimde makyaj bile yapmam. Yusuf hocam bana diyor ya makyajsız da Hüzünlü. bir şeye benzemiyorsun. Böyle yapıyorlar. Gözlerinde bir hüzün var. Ben de böyle takma kirpiklerim yok onda. E ne yapayım? İpek Yengeçlere kirpik geçelim. kullanıyorum. Bizde laf bitmez. İkizler Burcu için spotu verdik. Niyet et, harekete geç sevgili Harekete geç, ikizler. yerinde sayma. Yengeç hayatın dengesini oturtturabiliyor musun acaba bu hafta? Ah, tabii Ah, ki oturtabilecek. ah, ah, ah yengeç ah. Aç televizyonun sesini aç. Bak neler İkili var neler. ilişkilerinde pozitif geri dönüşler alacaksın. Ya... Ama boğazını tut. Sağlıklı beslen. Benim de dünden beri bir iştahım arttı. Mutfaklardan çıkamadım. Kara lahanasından dolmasına. Kadın da izinliydi. Ya öldüm yorgunluktan yemek yapmaktan. Ama yedim. Bütün gece Olsun. yemek Afiyet yedim. olsun. Şifa Şifa olsun. olsun. Yükselen yengeç ya. İkili ilişkilerinde pozitif geri dönüşleri oluyormuş Aynen ikizlere. Biraz öyle. anlatsana onu ne olur. Efendim, yükselen burcu yengeç olanlar. Kendi burcu yengeç olanlar, ay burcu yengeç olanlar. Özellikle duygusal hayatınızda yaşamış olduğunuz travmalarınız, kaoslarınız, belirsizlikleriniz varsa tamamen hayatınızın merkezine koyduğunuz olayları, kişileri hayatınızın merkezinden bu hafta zorlanmadan çıkarıyorsunuz. Oh şükür. Hayatınızın merkezinde kendiniz olmak istiyorsunuz. Hayatınızı dengeliyorsunuz. Hayatınızın dengesini yerine oturtuyorsunuz. Müthiş. Evli bir yengeç burcuysanız, çocuklarınız varsa, çocuklarınızın hayatıyla haşır neşir olurken, onlara ait sorumluluklar konusunda korkularınız varsa, o korkuları aşmak için özel bir çaba, mücadele hissetmeyeceksiniz. Tamamen çocuklarınıza duyduğunuz ve onların geleceğiyle ilgili beklentileriniz varsa zorlamanıza gerek kalmadan çocuklarınızın gayet güzel mücadele ettiğinin farkında olacak, içiniz rahatlayacak. Evli bir yengeç burcuysanız, evliliğinize bir süre ara verdiyseniz, kopma ya da dağılma yaşadıysanız, hatalarınız varsa, bunları egonuzdan dolayı bir dönem yükselmiş bir ego vardı yengeçlerde. Karşıt burçlarındaki Plüto ve Satürn'ün onlara karşı böyle bir yapabilirsin, başarabilirsin, hadi oradan diyebilirsin baskısını yaparken, şimdi bu hafta karşıt burçlarına geçen bu gece itibariyle Jüpiter, ya hatalarının farkında ol. Belki sen haksızlık etmiş olabilirsin. Belki yanlışların da olmuş olabiliri fısıldayacak bu gece itibariyle. O yüzden benim rahmetli babaannemin tek bir sözü kulağımdan çıkmaz. 47 yıldır evladım etek öpmekle dudak aşınmaz. Karşındaki eteğini öptürüyorsa, bırak öp mutlu olmak istiyorsan derdi. Eğer karşındaki egoyla besleniyorsa ve vazgeçemiyorsan, bırak ya etek öpmekle dudak aşınmaz. Özür mü dilemen gerekiyor? Dile. Ama gerçekten dilemen gerekiyorsa dile. Haksızlık mı ettin? Haksızlığı ortadan mı kaldırmak istiyorsun? Kaldır. Yıktığın her şeyi kurabilme, yeniden toparlayabilme haftasındasın bu hafta. Yalnız olan yengeçler ani aşklara başlayacak.
Bak bir hafta içinde başladığı aşkla bir hafta sonra evlenme teklifi alabilir. Ay. Birçok yengeç. Yüzümüzü isteriz valla. Bak kızı yengeç burcu olan anneler. Oğlu yengeç burcu ay, olan anneler. Benim kızım da yengeç. Bak. Ay seninki daha erken, dur bismillah. Evlenemiyor. Kız beğenmiyor. Adam beğenmiyor. Armudun sapı, üzümün çöpü diye üzülen anne ve babalar. Kızınız gelebilir. Anne hayatımın kocasını buldum. Oğlunuz gelebilir. Anne hayat arkadaşımı buldum. Ay hayırlı buldum. Kısmetler olsun inşallah. Ve yengeçler başlayacağı aşklarda hayatlarını birleştirecek. Evde kalmış kalmayacak yengeçlerde. Hepsi evlenecek, ev sahibi olacak. Peki bekarlar için güzel müjdeler aşklar var. Aşklar ve evlilikler. Evli olanlar için. Evli olanlarda hataların farkında varılıp barışmalar, kavuşmalar ve birleşmeler olacak. Süper. Egosal davranışlardan uzaklaşmalar yaşanacak. Peki. Tevazu ön planda olacak. Sağlığın için biraz böyle tut diyorsun burayı. Ya iştahınız burayı artabilir. Bak karşıt burcunuzdaki Jüpiter iştahlandırabilir. Doy emriniz kitlenebilir. Yani hep homini gırtlak tumba yatak yapabilirsiniz. Yiyin ama tadına bakın. Porsiyonlarınızı küçültün. Bakın ben yükseleni yengeç olan bir birey olarak hayatta diyet yapamam. Ben sadece porsiyon küçültürüm. Peki. Siz de porsiyonunuzu İşle küçültün. İşle ilgili de bir şey söyle, hemen spotu verelim. Başarı, kazanç hafta boyunca yengeçlerle spotumuz birlikte. Spotumuz ne? Spotum onlara. Sağlıklı beslenin. Aa. Tut boğazını diyor. Tut boğazını. Aslanlar için ne söyleyeceksin Nuray? Ah aslanlar için bu hafta bu neler hafta var neler. Güzel bir haftaya girdiler. Ha? Çok. Ya bu hafta bak aslansan yastan koltuğuna. Televizyonun sesini bangır bangır aç, komşun da duysun, tamam mı? Hatta bu videoyu çek, düşmanına gönder. Tamam mı? Çünkü bu hafta acayip güzellikler seni bekliyor yani. Acayip. Aklın yerinden çıkacak. Ay bende bir sürü aslan düşman var. O zaman bağıra bağıra anlatayım. Aslan düşman değil. Ha sen aslan. Hayır, benim aslan burcu çok düşmanım var. Ama ben onlara öğretmen diyorum. Düşman demiyorum. Ha. Onlar benim canlarım ya. Olsun ama ne yapalım. Sayelerinde neler öğrendim. Düşmanın neler? Ama gerçekleri saklayamayız yani. Şu aslan düşmanı olabilir ama aslanlar bu hafta çok iyiler. Ay tabii canım, teşekkür ediyoruz onlara. Çok iyisiniz bu hafta. Hadi anlat bak. Valla aile konuları hemen çok her güzel. Zaman hem de aile konunuzla ilgili hem yaşam enerjinizle ilgili enerjiniz artacak. Evini yeniden düzenleyebilirsin aslan. Para sende. Yalnızsan flört etmeye meyilli olacaksın. Bak yalnızsan, kalbi boş bir aslansan ve yaşadığın ilişkilerden yana kendini talihsiz, şanssız hissediyorsan, yılın başında 31 Ocak'taki tutulma sizi mahvetti. Yani hakikaten ay burcu aslan olanlar, kendi burcu aslan olanlar, yükseleni aslan olanlar. Bak benim de ayım aslanda, psikolojik olarak cacığa döndüm. Ama şimdi toparlandım, şükürler olsun. O, ben astroloğum diye bana torpil mi var şekerim? Benim de sağdan soldan sorunlarım olabiliyor. Aşık koltuğa oturan herkes sinirleniyor. Dur, ne sinirleniyorsun? Bütün konukların mı? Bütün. Aa, ben yer mi değiştirsem acaba? Ya da süpürüp oturayım, ayol hiç süpürmeden oturuyorum. Bir Yusuf, en son Yusuf Hoca oturmuştu. Cuma günü çok sinirliydi. Ama güzel, onda iman yapışmıştır. Allah'a güzel. Şükürler olsun. İyi ki ben pazartesi de yeri veriyorum. Aile konularında hem zamanın, aile konuları hem zamanını hem de enerji alacak demişsin ya. Biraz bunu açalım. Bak. Evliler için. Günlük yaşamlarında evlilerin, çalışan karı kocaların bolluğu, bereketi artacak iş yaşamlarında. Ay hadi. Kesinlikle. Hadi inşallah. Bereket dönemine girdiler aslanlar. Süper. İşsizseniz yeni bir iş bulabilirsiniz. İş ortamınızdaysanız yeni yetenekleriniz ortaya çıkabilir, fark edilebilirsiniz. Aynı zamanda beraber çalıştığınız kişiler tarafından fark edilmediğiniz için
Geçtiğimiz haftalarda, aylarda isyan ediyorsanız bu kadar çaba sarf ediyorum. Bu iş yerine bu kadar faydam var, katkım var. Kimse beni takdir etmiyor, kimse beni görmüyor diye kendi içinizde hayıflanan bir aslan burcuysanız fark edildiğinizi fark edeceksiniz. Fark edildiğinizi fark etmekle de inanılmaz bir motivasyon Ay ne kazanacaksınız güzel. ve huzur bulacaksınız. Aynı Çok iyi. zamanda işsiz bir aslan burcuysanız yeni projeler üretebilir, yeni ortamlara katılabilir. Hatta daha önce niyet ettiğiniz bir yurt dışına gidip çalışma planınız varsa bu hafta bunun haberini alabilirsiniz. Ay çok Ülke iyi. değiştirebilirsiniz, şehir değiştirebilirsiniz, Aa. taşınabilirsiniz, çevre değiştirebilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz. İşiniz artarken uzun bir süredir evinizdeki eşyaları değiştirmek istiyordunuz. Kocanızın ya da sizin işlerinde bereketin artması, eşyaları yenileyebilirsiniz, çalıştığınız, yaşadığınız yerleri yenileyebilirsiniz. Yenilik taze can, taze can katarken artan yaşam enerjinizde hem ailenize zaman ayırmanıza hem kendinize zaman ayırmanıza etki edebilir ve neden olabilir. Aynı zamanda günlük sorumluluklar sizin için sıkıcı olmaktan çıkacak, çözüm durumuna gelecek. Yani aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım diyen bir aslan burcu, bir an önce yapayım, tamamlayayım, landırayım, sonuçlandırayım. Hiçbir işim, uğraşım yarım kalmasın diyebilecek. Evet, evliler her türlü İlişkilerinde, ilişkilerinde dengede, dengede olacak. aynen birçok aslanı el ele sahillerde görebiliriz. Birbirlerini desteklerken görebiliriz. Annesi babası aslan burcu olanlar aynı koltukta el ele dizi seyrediyor olabilir. Birlikte çekirdek yiyebilir, çay içebilir. Bak, bir de bekarsan ne yapıyorsun? Onu söyleyelim Amana sana. aşk, aşk, aşk. Ding, ding, Flört, ding. flört, flört. Renkli ilişkilerin başlayacağı bir döneme girdiniz Ay. efendim. Kesinlikle. Aynı zamanda Okulda zevkleriniz. mesela beğendiğin bir çocuk var aslan. Artık seni görecek, değil mi? Evet. Ya da iş yerinde bir aslan beğeniyorsun ama hiç dönüp sana bakmıyor. Fark edilmiyordun, fark Evet, edilecektin. ya da sen aslansın. O çocuk seni beğenecek artık. Aynen Hadi öyle. gözün aydın. Sağlığın da gayet iyi. İşle ilgili ne ekliyorsun? İşte kariyer yükseliş dönemindeler. Sağlıkları gayet iyi ama onların da iştahı artabilir. Yiyin için spor yapın. Ama Herkesin dikkatli iştah artış beslenin. durumu var Onlara da galiba, değil etki mi? açı yapacağı için iştah arttırabilir. Bana da bir yerlerden açı Genişletebilir. yapmış olabilir. Evet, iştah artışı Of, verebilir. felaket Tabii hafta ki. sonu. Ben de mahvoldum. Şey ne? Bu spot ne? Spotum onlara. Sağlıklı beslenin. Onlara da mı? Spor yapın. Sağlıklı beslen. Ve spor yap. Bol spor yap. Hani Yürüyüş şimdi yap. yeni çocuk hayatına girecek ya da yeni kız, hani böyle bekarsın çünkü flört dönemin başlayacak. Şöyle sağlıklı ve zinde de gözükmen gerekiyor. Çık buzdolabının karşısından, Valla tabii ona düş dikkat et yollara. ama yeni biriyle tanıştıysan konuşurken gözlerinin içine bakıyorsa kaçma yanından. Sağa sola tepeye bakan adamdan kadından hayır gelmez. Gözü kaşı oynayan insanla görüşmeyeceksin canım. Ona göre ustasından bilgiler. Hem kişisel gelişim uzmanı olarak hem profesyonel bir astrolog olarak Emine kendini yedi. kesinlikle. Aa Emine tepinmiyorsun başağa geçiyorum. Ama bak, diyor ki mahvolduk. Başaklara Azıcık geçildi. kalori harcatsaydım Emine sana. Başaklar, bu haftanız çok verimli geçiyormuş. Bak Evet. bak, yıldızlarına bak sevgili Başak. Verimli geçiyor Ay ama çok güzel. bak, iletişim sorunların olabilir demişim. Hani şurada 5 yıldız var. Her Var şeye ama beş. Ne dikkat sorun oluyor edecek. şimdi? Bak evini yenilemek, yeni eşyalar almak Tamam. isteyeceksin. İletişim sorunların kimle olabilir? Kocanla olabilir. Ona göre. Ne Şimdi bazı yapsınlar peki? eşler aynı koltuk eskise de onda oturmak ister. Eşya değiştirmek istemez. Hele adam da başaksa pintidir. Ne yapayım? Tutumlu onlar. Sevmiyorum cimri insan ya. Para niye çalışılıyoruz? Niye kazanıyoruz? Yemek için, giyinmek için, harcamak için. Kim ne götürüyor bu dünyadan Allah aşkına? Paranızı merkezinize koymayın. Gelsin gitsin. Başaklar mı Yiyelim, parayı içelim, merkezine alalım, harcayalım. koyuyorlar? Bir evin var mı? Başında bir çatın var mı? Bitti. Çocuğunu evlendirebilecek misin? Bitti.
Daha ne yapacaksın? Parayı niye biriktiriyorsun? Yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Ahirete gittiğinde de yaptığın hayırlar sana Şimdi bu sorulacak. anlattıkların başaklarla Ne alakası var? Ne alakası var? Hay dövecek bakayım. Ne alakası var? Cimrilik yapmasın başak erkekleri. Karın koltuğu değiştirmek istiyorsa değiştir. Tamam. Aynı şeyde oturup durma, yerinde sayma. Bir değişsin enerji. Bakın bizi kahvede izleyenler var mesela, aralarında başaklar varsa. Karın koltuğu değiştiriyorsa, değiştirmek istiyorsa derhal değiştiriyorsun. Ya döşemesini değiştirmek isteyebilir, eşyasını değiştirmek isteyebilir. Pintilik yapma bu hafta. Peki. Gözünü seveyim. Şimdi bak, sosyal hayatınız, aşk ilişkileriniz, evliyseniz karınızla, kocanızla, çocuklarınızla ilişkileriniz canlanıyor. Hadi gözünüz aydın. Bu canlanma canlanmışken pintilik yaparak o enerjiyi düşürmeyin. Bak buna dikkat edin. Uyarmadı demeyin. Bol bol gezip tozacağınız, hem de eğlenip güzel vakit geçirebileceğiniz bir haftadayken, oh, evdeki bir sehpa değişecek, bir koltuk değişecek diye birbirinizi yemenin anlamı var mı? Tamam. Biraz koltuktan, sehpadan çıksan da şöyle, tamam, mesela. İşe geçeyim. Hayır, işe geçme, bir dakika. Bekar başaklara geç yani. Onlar ne yapıyorlar? Onlar da böyle yeni flört falan var mı? Öyle vallahi şeyler bak, evli olanlar, oraya geleyim. Çocuk sahibi olmak istiyorlarsa, tedavi görüyorlarsa, ya da hiçbir sorunları yok ama bir türlü çocukları olmuyorsa, Jüpiter'in oğlağa geçişi onlara öyle bir açı oluşturuyor Ay ki inşallah. birçok başak hamile kalabilir. Anne Ay. olabilir, baba haberi alabilir. Duy Bak Allah'ım. DM'den de bekliyorum, sosyal medyadan da bekliyorum. Ya evet, Nuray Hanım, Başak Burcu'ydum, bu hamile, bu hafta hamile kalmışım, haberini aldım Yazın bana, diyebilirsiniz. olur mu? Mutlaka haberlerinizi bekliyoruz. Peki. Aynı zamanda çalışanlar, mücadele verenler, hafta boyunca düzenin, disiplinin kesinlikle ve kesinlikle ön planda olduğu konularda herkes tarafından takdir görmek isteyecek, iş ve çalışma yaşamlarında da o takdiri görebilecekler ve oldukça da başarılı olabilecekler. Bekarlar için İşsiz ne yapacaklar? Olanlar yeni işlere başvuru yaptığınız takdirde bu hafta çekinmeden, tereddüt etmeden, ön yargı yapmadan önümüzdeki hafta yeni işlerden hayırlı haberler alabilirsiniz. Bekar olanlar, Ha? Evde kaldım diyenler ya da kuzum, oğlum bir türlü evlenemiyor diyen ana babalar, bu hafta başaklar seçici aşklara, ilişkilere devam edecekler. Kolay kolay beğenmeseler de doğru ilişkiler seçecekler. Hadi inşallah bakalım. Aynı zamanda yalnız kalmak istemeyecekler. Sosyal yalnızlık ve duygusal yaşamlarında ya. Allah'ımız da yalnızlığı kullarıyla beraber. Hayır, öyle derler ya, evet. Hani yalnızlık gerçekten hiçbir kula yakışmıyor. Yakışmıyor tabii ki. Vallahi Allah herkesin gönlündekini, muradını versin. Aman inşallah. Aman sorunlu insan gelecekse hiç gelmesin diyorsun. Hiç gelmesin. O da doğru. En büyük aşk Allah aşkı. Hele böyle evlenip ayrıldıysanız, çoluğunuz çocuğunuz varsa, Rabbim çocuklarınız, onların mutluluğu, helal süt emmiş insanlarla Amin. Allah sizi bir araya getirsin. Sağlıkları nasıl başakların? Gayet sağlıklı ve sağlıklı bir haftadalar. İş yerinde de, işle ilgili de güzel atılımları Son var. Son derece hayırlı, huzurlu, kazançlı bir haftada olacaklar. Bak şimdi işi sordum. Bekarlar için aşkı sordum. Evliler için sordum. Koltuk kanepe değiştirmek istiyorsa karınız, ikiletmiyorsunuz karınızın lafını. Yani bu hafta çünkü kıyamet kopabilir evde. Peki şöyle başağa bir spot verelim. Bu haftayı bu spotunuza göre yaşayın sevgili başaklar, ne olsun? Asla hiçbir konuda cimrilik yapmayın. Cimrilik yapmayın. Yapma. Bak sadece aslında koltuk kanepe cimriliğinden bahsetmiyoruz. Konuda. Bazen eve bıraktığınız para bile küçücük bir para oluyor. Sonra eve gelip kadından böyle ziyafet sofrası bekliyorsun. Yani ne gıda konusunda cimrilik yap, hiçbir ne giyim konuda konusunda cimrilik yap, ne eşya konusunda cimrilik yap. Başak Burcu, bu hafta cimrilik yaparsan vay haline. Bak demedi demeyin, Nuray Sayarı söylüyor. Peki teraziler ne diyor? Vallahi hafta boyunca şans senin yanında olacak. Vay! Parasal konularda fazla açılmamaya dikkat etmelisin terazi. Yakın çevrene karşı ilgin artacak. Ve bu yorumların altını doldurduğumda neler olacak? Mesela şans senin yanında demişsin. Aşk konusunda mı, iş konusunda bak mı? Bak şimdi, terazi Jüpiter'in de Oğlak Burcu'na geçmesiyle onlar ev, gayrimenkul ve yatırımlar konusunda
İnanılmaz kısmetli bir döneme giriyorlar bu hafta. Oo, süper. Ev almak isteyen bir terazi burcusun. Kredi başvurusunda bulundun daha önce, onaylanmadı. Bu hafta onaylanabilir. Önümüzdeki hafta yeni evine taşınabilirsin. Efendim, işsizsin. Bir türlü başvurduğun işlerden cevap alamıyorsun. İş haberlerini alabilirsin, onaylanabilir. İşsiz teraziler iş sahibi olacak. Harika. Evsiz teraziler ev sahibi olacak. Efendim, kendi işinde gelir ve kazanç konusunda zorlanma yaşayan, sıkıntı yaşayan terazi burçları zorluklarını, belirsizliklerini ve sıkıntılarını sorunsuz bir şekilde aşabilecek. Oh hadi. Aynı zamanda hem dengeyi, hem düzeni, hem kazancı yaşayacaklar ve başarılarına başarı katacaklar. Aynı Süper. Zamanda hayatın her alanında huzurlu, mutlu ve kazançlı olmak Ay isteyecekler. inşallah. Hayatın her alanında huzurlu, mutlu, kazançlı olmak isterken bunu hayata dahil edecekler. Evli olup evliliklerinde sorun yaşayanlar, kıymet bilmeyenler, terazi burçları yanlışlarının farkına varacak, kıymetini bilmediği olaylara, kişilere kıymet arttıracak. Çevrelerinde şimdiye kadar dost mudur, düşman mıdır anlayamadıkları kişilerin farkına varacaklar. Eksi enerji veren herkesten arınacaklar. İşsizler iş bulacak. İşi olup istediği parayı kazanamayanlar güzel paralar kazanacaklar. Evli olup evliliklerinde geçimsizlik yaşayanlar dengeyi, düzeni, uyumu ve huzuru yaşayabilecekler. Çok güzel. Sıhhati ve sağlığıyla problem yaşayanlar şifa bulacaklar. Yakın çevrelerine karşı ilgileri artacak. Sosyallikleri güçlenecek. Kalbi boş olan teraziler, bu dönem yeni aşk fırsatları önlerine çıkacak. Aile bireylerinin de onayını alarak manevi anlamda doğru ilişki seçmişimin güvenini yaşayacak. Ama aşkta travma, ayrılık yaşayanların hatalarını telafi etmesi, ilişkilerinin dengelenmesine ve düzenmesine de etki edecek ve neden olacak. Hadi Yani bakalım. Var ya, bu Jüpiter her şeyi yıldırım hızıyla sunacak. Benim de bugün kolyem yıldırım bak. Jüpiter oğlağa geçtiği için şimşek, yıldırım gibi çekeceğim her şeyi. O yüzden mi taktın onu? Ondan taktım tabii ki, tılsımlı Kadın takım her benim. şeyi bir yıldırım da arkadaşına getirir insan. Hemen bir yıldırım da sana göndertiyorum. Hani bir yıldırım da insan şuraya Tamam, takar hemen yani. göndertiyorum. Bak onda yıldırım var, ben fakir, bomboş. Sevgili Ece Şirin, bir yıldırım istiyoruz bu Yıldırım. virale. Şimdi teraziye bir de spot verelim yıldırımızın da. İstediğin her şey seninle. İstediğin Her şey seninle. her şey seninle. Yani ne, rahat mı ol diyorsun? Huzurlu ol, mutlu ol. Vallahi terazi, hadi gözün aydın. Neyse, bu hafta güzel şeyler söyledi size. Genelde biliyorsunuz yani terazi ile ilgili çok ağzına hayrı açmıyor ama bu hafta vallahi güzel şeyler söyledi. Ya ben terazileri seviyorum. Terazi erkeklerine kızıyorum. Akrepler ne yapıyorlar? Biri yazmış bana münafık diye. Gerçekten. Tövbe estağfurullah. Ben tövbeden gel. Akrepler ne yapıyorlar? Akrep. Maddi konularda dikkat Bu etmen hafta dikkatli gerekiyor. olmalısın. Maddi konularda çok dikkat etmen gerekiyor. Peki niye? Bak, açık sözlü olmadığın takdirde de sıkıntıya düşebilirsin. Yersiz kıskançlıklar yapma Şimdi demişim. bir şey söyleyeceğim. Oraya baktığımda da para konusunda 5 yıldız vermişsin akreplere. Aşkım 5 yıldız var ama Aşkım. yine evde oturuyor gibi oluyoruz. Aşkım, canım arkadaşım, 5 yıldız verdim ama dikkat lazım. Neden dikkat Neye dikkat lazım? edecekler? Kandırılma Har mı, vurup hırs? harman savurma. Ha, çok para harcayacaklar. Har vurup düşünmeden para Kim harcama. bilir Kara Cuma'da neler aldınız neler? Gitti paralar. Kara Cuma bu Cuma mıydı? Geçti. Geçtim hanım, haberim yok benim. Ne gün oldu o Kara Aslında Cuma? canım, o başka bir evrende yaşıyor. Vallahi Paralel haberim yok. evrende yaşıyor. Ay, paralel evren deyince şimdi biz Şebnem Ekşim'in kulakları içindeyiz. Bak çok kısa söyleyeceğim. Vedik'te ve Kabala'da şey var. Cennet cehennem şeyi yok. Ben Bismillah, bu bana yaramadı dedim. Bir sürü kişiyi Allah'a havale etmiştim dedim. Onlar Mars'ta, Jüpiter'de yaşayacaksa bu dünyadan göçtükten sonra ben vazgeçtim dedim.
O havale ettiklerim ne olacak? Mars'tan bana bay bay mı diyecek dedim. O yüzden ben paralel evrenlere inanıyorum ama cennete ve cehenneme daha çok inanıyorum. Tabii. Allah Şimdi herkesin kalbine göre gerçekten bu versin. noktada kalbine göre veriyor. Hiç merak etmeyin. Yapılanlar kimsenin yanına kar Kar kalmıyor. kalmıyor. Belki yarına kalıyor ama yanına kalmıyor. Akrepler hiç merak etmeyin. Dur Aman uzun uzun yarına da anlatacağız kalmasın seni. be. Sizi. Dur Nuray karıştırıyorsun hep ya. Akrebi şöyle bir biraz şey yapalım. Deşelim. Tamam. Maddi işlerinde dikkatli ol. Açık sözlü olmadığın takdirde sıkıntıya düşersin. Yersiz kıskançlık yapma demişsin. Dinliyoruz seni. Şimdi bak, evli olan, ilişkisi olan akrep burçları. Bu hafta partnerleriyle ilgili çevrelerindeki arkadaşlarının ilişkilerinde yaşanan kaoslardan, karışıklıklardan, problemlerden oldukça fazla etkilenebilirsiniz. Bu etkilenme hali de sizin kendi partnerinizle ilgili başkalarının yaşadığı sorunlardan dolayı şüpheci tavırlara girmenize neden olabilir. Vay Ayşe'nin başına gelenler benim başıma gelebilir mi? Vay Murat'ın karısının yaptıklarını benim karım bana yapar mı? Yani başkalarının dertlerini yaşarken onların yaşadıkları şeylerin sizin başınıza gelmesiyle ilgili kuşku, kuruntu yapabilirsiniz. Bu da sizi ilişkinizde enerjinizi bozabilir. Yani başkalarının yaşadığı şeyler sizin başınıza gelmek zorunda değil. Dinleyin, dinleyici olun. Yardımcı olmak istiyorsanız yardım edin. Ama başkalarının kederlerini kendi ilişki alanlarınıza taşımayın. Kendi ilişkinize haksızlık etmeyin. Çalışan akrep burçları, hayatınızda yeni fırsatlar ve yeni gelişmeler hafta boyunca sizinle olacak. Yeni gelişmeler ve yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. İş çevreniz, aynı zamanda arkadaşlıklarınızla daha net, daha keskin, daha dengeli olabileceksiniz. Açık sözlü olmadığınız takdirde sıkıntıya düşebilirsiniz. Ne yönde? Kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili özellikle ilişkilerde problemler yaşadıysanız, onların size davranışlarıyla kaoslar geçirdiyseniz, belirsizlikler yaşadıysanız, zorlanmalar içerisine düştüyseniz, benim size tavsiyem onların hatalarını güzel bir dille onlara ifade edin. Aşk hayatında asla kıskançlık yapmayın. Kimsenin yaşadığı kederi derdi kendi ilişkinize yüklemeyin. Kalbi boş olan bir akrep burcuysanız eğer bu hafta kesinlikle ve kesinlikle iletişim konusunda güçlü olacaksınız. Yeni tanışacağınız kişilere karşı ön yargılı olmadan şanslar vermeye, başlamadan biten ilişkiler yaşamamaya özen gösterin. Paranız varsa har vurup harmansa vurmayın. Bütçe planlaması yapın. Daha sonraki günlerde zorluğa düşmeyin. Aşk hayatınızda yersiz kıskançlıklar yaparak ilişkilerinizin enerjisini bozmayın. Kalbiniz boşsa yeni tanıştığınız kişilere ön yargılı olarak yeni aşklara, yeni arkadaşlıklara adım atmayın. Rica ediyorum sizden. Peki. Çünkü başlamadan biten ilişkiler yaşamaya neden olursunuz. Aynı zamanda sezgilerinize güvenin ama her hissettiğinizin de mantığınızla çelişkiye düştüğünde sizi doğru yönlendirmediğini bilin. İç sesinizi dinleyin ama kafa sesinizle çelişkiye düştüğünüz anda o zaman bir yanlışlık içerisinde olduğunuzu bilin. Bu hafta spotum sizlere. Hiç kimseye karşı ön yargılı olmayın. Evet. Ön yargılarını ortadan kaldır sevgili akrep. Ön yargılı olma. Eğer ön yargılı olursan bu hafta çok şey kaybedersin. Şimdi 12 burcu tekrar yorumlayacağız programın sonuna doğru. Eğer kaçırdıysanız, hiç izleyemediyseniz Koç'tan başlayacağız. Yine Balığa kadar tekrar yorumlayacağız. Bu arada bugün şahane bir ritüelimiz var. Bu ritüel aşkı alevlendirme ritüeli. Bak bekarsan ya da öyle bir evliliğin var ki artık adamın Adamın falan içi yani göçmüş. adamın içi göçmüş. Ah, duygu kalmamış. Uyuyor, kumanda elinde. Onu nasıl harekete geçireceksin biliyor musun? Pil takmış gibi olacak bu ritüeli yaptığında. Ah diyeceksin. Ay sinirlerim bozuldu ne olur. Ay peki.
Aşkı gerçekten alevlendirebileceğiniz muhteşem bir ritüel gelecek. Kurumuş ama... gülü canlandıracağım. Hay Allah'ım ya Rabbim. Sen var ya, bir laf vardır ya böyle. Hani ölüyü diriltirsin diye. Gerçekten nasıl bir yaşam enerjisi var. Allah seviyorum enerjiyi hiç almasın seviyorum inşallah. Kendimi. Yay burçlarına şöyle bir bakalım. Sevgili yaylar, bu hafta sizi öyle bir hafta bekliyor ki. Öyle bir hafta gelecek ki. Bakın. Yıldızlarınız böyle. Hüseyin, diğer tabloyu da getirelim ekrana. Bir yaysan bu hafta kişisel görünümünü değiştirmek isteyebilirsin. Evet. Geçmişte yaşanan saklı olaylar gün yüzüne çıkabilir. Sosyal hayatında yalnızlık önem kazanabilir. Şöyle açsana Nuray birazcık. Yayları şöyle geniş geniş bir anlatır mısın? Şimdi bak, Jüpiter yay burcunun yöneticisiydi. Hı. Evet, yönetici olduğu yerde bu gezegen yücelir. Tamam. Şimdi düşünsene, yabancı bir eve misafir gitmişsin. Sofraya davet edildiğinde bile şöyle yaparsın. Ay tokum sağ olun, bir kere çağırsınlar diye, ben çocukken yapardım onu. İnşallah bir kere daha çağırır, yine gidemezsin. Bir kere daha çağırır, yine gidemezsin. Şimdi Jüpiter kendi evinde yedi, içti, coştu. Genişledi de genişledi. Birçok yay kilo aldı. Bir de Jüpiter geçtiğimiz sene dertle mi yakaladı sizi? Derdi çoğalttı. Neşeyle mi yakaladı? Neşeyi çoğalttı. Aşkla mı yaşadı? Aşkı çoğalttı. Şimdi bu gece itibariyle evinizden onu Oğlak Burcu'na gönderiyorsunuz. Bir daha size 12 yıl sonra uğrayacak. 12 yıl sonra misafir edeceksiniz. Çünkü her burca 12 yılda bir uğruyor efendim. Özellikle çok şey kattı yaylara. Kimine para kattı, kimine zenginlik kattı, kimine bolluk kattı, kimine bereket kattı, kimine çok eşlilik kattı, kimine çok tantana kattı, kimine meseleyi de bol verdi, parayı da verdi, sorun da bol verdi. Şimdi bu hafta öyle bir hafta ki sosyal hayatlarında yalnızlık dönemi önem kazanacak. İçlerine dönecekler. Ben hayatın neresinde doğru bir duruş sergiledim? Benim hatalarım nelerdi? Ya da ben nerede hatalar yapmış olabilirim? Nerede doğru duruşlar sergilemiş olabilirim? Nerede kendimi doğru anlatmış, aktarmış olabilirim? Kendi işini kurduysan ve başarısız olduysan, bu işi kapattıysan ya da devrettiysen, umutsuzluk yaşadıysan bu hafta şöyle yapacaksın. Artık ağlamanın, üzülmenin bir anlamı yok. Burada batmış olabilirim, burada kazanabilirim. İşsiz bir yay burcuysan yeni kapılar ardına kadar açılacak. İş sahibi olacaksın. İş kurdun, battın. Bir daha kurmayayım demeyeceksin. Kendine duyduğun güveni arttıracaksın içine dönerek. İçindeki seni ortaya çıkaracaksın. Başarına başarı katacaksın. İnanarak dinleyin, olur mu bunları? Başarına başarı katarak katacaksın. Yani ekran başında ay ya yok ya bende o şans nerede demeyin ne olur. Bak, Jüpiter onlara sizi ekonomik konularda alıp uçma dönemine. O neydi ya bir anda? Alıp uçuyorsunuz yani. Hızlanıyorsunuz, gelirinizi büyük astrolojiyi bir... çok bizden gibi yorumluyor ondan böyle. Alıp yani en tepelere çıkıyorsun. İnanın bana, geliriniz artacak, bereketiniz artacak. Ay ne güzel. Uzun bir süredir beklediğiniz işinizde yükselme mi vardı, yükselemiyordunuz? Ya da sizi yöneten üstleriniz, aslarınızla sinsilikler mi dönüyordu? Taşlar yerinden oynuyor. Sizi işinden etmek isteyenlerin işinden olduğunu göreceksiniz. Sizi haksızlık edenlerin haksızlık çukurlarına kendilerinin düştüklerini göreceksiniz. Aynı zamanda evinizi büyütebilirsiniz, işinizi büyütebilirsiniz. Geçmişte yaşanan saklı gizli her şey ortaya çıkabilir. O fesat mı, o hain mi, o kindar mı, o kötü mü, o iyi mi demeyeceksiniz. Kim doğru, kim yanlış, kim benim için iyi, kim benim için olumsuz, bunları tek tek görebileceksiniz. Bunları tek tek görebilmek de özgür iradenizle içinizdeki sizin içinize dönerek yeniden küllerinden doğan zümrütü anka kuşu gibi doğacaksınız. Hiçbir şey bu hayatta beni ben bitirmedikten sonra bitiremez. Ben şeye çok inanırım.
Ol der ve olu verir. Kün feyekün. Bak. Evet. Allah'a ol derse olu verir. Yok ol derse yok olu verir. O yüzden kimseye bir yay burcu olarak 12 burçta yok ol, mahvol demeyin. Allah'ım sen yarattıklarını nurundan yaratırsın. Onu da nurundan yarattın, beni de nurundan yarattın. Evet, bana haksızlık etmiş. Evet, beni olumsuz etkilemiş, üzmüş. Ben sana havale ediyorum. Nasıl ödüllendirirsen öyle ödüllendir. Cezalandır bile deme. Evet. Kafanda büyüttüğün hiçbir şeyin önemini kalmadığını fark edecek, göreceksin. Kalbin boşsa yeni aşk, Ne? işsizsen yeni iş. İçine dönerek doğruluğu bulacak, hayatı keşfedecek sağlam adımlarla yaşam yolunda ilerleyeceksin. Vuu diye yükseleceksin. Yolun açık olsun. Spotum ne sizlere biliyor musun? Ben kendime inanıyorum deyin hafta boyunca. Kendime İnanıyorum. inanıyorum. Kendime inanıyorum. Şimdi Türkiye'nin en önemli televizyon yapımcılarından sevgili Onur İliman benim de çok yakın arkadaşımdır. Şimdi ekran başında anneciğiyle beraber, sevgili İlkan Muran'la beraber bizi Canım izliyor. arkadaşım, O çok kadar güzel bir seviyorum şey onu. yazmış ki. Diyor ki Nuray'ın tam sözü üzerine diyor. Ustaya sormuşlar. Her şeyi kaybettik, ne yapacağız? Üstad cevap vermiş. Çay koy, yeniden başlayacağız. Her Aynen şeyini öyle. kaybetmiş olabilirsin. Hiç merak etme. Hayat sana ikinci bir şansı Her zaman veriyor. mutlaka veriyor. Peki, Kamuran bu arada geliyor. Senin de burcun geliyor. O da Kova burcunda. Şu anda pür Oğlak'tayız. dikkat bizi izliyor. Kova burcu Ha geliyor diyorum. geliyor, pardon, ha pardon. Ey Allah'ım Ha özür. illa ne oldu? Ben başka bir frekansa gittim, çayda kaldım. Şimdi. Ama ne güzel değil mi? Araya çıkınca çay içeceğim Ustaya ya, aklıma çay sormuşlar ne geldi. yapacağız? Kaybettik her şeyimizi. Çay Çay koy, demle. çay demle. Yeniden başlayacağız. Hayat insana ikinci bir şansı mutlaka veriyor. Veriyor. Kaybettim diye asla üzülme. Ne diyorum? Çok sevdiğim o cümle. Cümle bitti. Olay bitti. Noktayı koydun. Yeni bir cümle büyük ve güzel bir harfle başlıyor. O Şahane. yüzden hiçbir şey için üzülmüyorsun. Şimdi sevgili oğlaklar ne yapıyorlar? Aman dikkat, dikkat, dikkat sevgili oğlak kariyerin düşüşe geçebilir. Sadece bu haftaya ait ama. Sosyal hayatında durgunluk yaşanabilir. Kendi kabuğuna çekilebilirsin. Gerçi yıldız haritan yani yıldız tablon çok iyi gibi gözüküyor ama Evet. dikkat etmen gereken Bak noktalar şimdi var. neyi rica ediyorum sizlerden biliyor musunuz? Jüpiter bolluk, bereket ve şans gezegenidir. Satürn, Plüto Oğlak'ta çok zorlandınız, çok yıprandınız ki 28 Kasım 2008'de Oğlak Burcu'na geçmişti. Az kaldı artık Plüto'nun çıkmasına. 2020'ye geçişiniz Jüpiter'le olacak. Şu anda sizi dertle yakalamasın. Bak bu gece geçiyor. Benim size tavsiyem, boşanmış olabilirsiniz bir Oğlak Burcu olarak. Aşkta ayrılık yaşamış olabilirsiniz bir Oğlak Burcu olarak. Acılar geçirmiş olabilirsiniz bir Oğlak Burcu olarak. Aman dikkat. İşsiz de olabilirsiniz. Hemen şimdi ne yapın biliyor musunuz? Bedendeki ateşi su alır. Program bittikten sonra geçin bir duş alın. Duş mu? Duş alın. Vücuttaki ateşi su alır. Evet. Hemen suyun altına girsinler evdeyseler. Ya Tamam. da akşam işten çıkınca suyun altına girsinler. Çünkü saat gece 22 civarlarında Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş Bütün yapacak. oğlaklar 22'den sonra Vallahi duşta. bak, sıkıntıda olanlar, mesele Hakikaten yaşayanlar. mi? Hayatım, suyun bir hafızası var. Hemen yıkansınlar, paklansınlar. Bunu ben hep yaparım, siz de yapın. Bunu bana İsrailli bir spiritüel eğitmen arkadaşım öğretmişti. En son duştan çıkmadan önce şey diyorum. Allah'ım sen her şeye bir ruh vermişsin. Suyun da bir ruhu var. Ey güzel suyun ruhu, üzerimde ruh hafızama ait olmayan acıları, üzüntüleri al, temizle ve toprak anaya karıştır. Suyun ruhuna bunu 3 kere tekrarlayın. Sonra dua edin. Nafile mi, hacet namazı mı, ne istiyorsanız dilek namazı mı kılın ve deyin ki Allah'ım Jüpiter'in gelişini yaşadığım bütün olumsuzlukları geride bırakarak bereketiyle, bolluğuyla çekiyorum.
Bunu Bir yapın. daha söyle orayı. Jüpiter'in gelişini, acıları, üzüntüleri bırakıp bereketle, bollukla, mutlulukla, inançla, güvenle karşılıyorum. Kesinlikle. Yani su çünkü vücudunuzda birikmiş ruhunuzun da bir hafızası Tamam. var. Şimdi ben size bir test yapsam ruh hafızanızdaki kayıtların hepsini dökebilirim. Evet ama şimdi oğlakların Vaktimiz bence yok. bu haftaki olayını dök. Şimdi onu döküyorum. Meselelerin hepsini çözerek Jüpiter'in sizi karşılamasını karşılayın. Tamam. İşiniz artsın. Paranız artsın, bereketiniz artsın ama İnşallah. iyi inleyerek karşılarsanız yıl boyunca gözyaşı dökersiniz. Ay Allah Tercih sizin. göstermesin. Tabii ki Rabbim Ne kadar göstermişsin. sürecek Bir oğlakların? sene sürecek. Bak bugün çok önemli bir gün. Gözünüzü seveyim. Bak bir hastalığınız varsa tedaviye başlayın. Bir derdiniz varsa çözün. Kadın mı terk etti? Aman gittiyse gitti, yolu açık olsun. Benden uzak Mısır'a sultan olsun diyen adam mı gitti? Yükselen oğlakları da etkiliyor mu? Yükselen oğlaklar, güneş oğlaklar, ay oğlaklar. Arının, temizlenin. Onu sefa ile çekin. Cefa ile değil. Çünkü geldiği zaman genişletecek. Meseleyi kabul ediyorsan meselen büyüyecek. Derdi kabul ediyorsan derdin büyüyecek. Kahrı kabul ediyorsan kahrın büyüyecek. Hepsinden arın. Bolluğunu çek, bereketini çek üstüne. Şahane olacak. Peki ilişki yaşayanlar hayatında hiç ilişkisi olmayanlar için neler söylersin? Neye dikkat etsinler? Eğer geçmişe ait acılar çekiyorlarsa bundan arınsınlar ki çok çok aşk getirecek. Seçilen olmayacaksın, seçen olacaksın. O piti piti karameli sepeti öyle miydi? Onu mu seçsem bunu mu seçsem o mu olsa bu mu olsa. Şans seninle birlikte yeter ki gafletten kurtul. Peki, evli Kesinlikle. olanlar? Evli olanlar tüm mesele olarak baktıkları sorunları aşmazlarsa bir sene boyunca ilişkilerin içine ederler. Allah korusun tabii ki. Ağzından yel alsın. Aşkım bu gezegenin etkisi bu. Arın, temizlen, güzel karşıla. Gülerek karşıla. Gülemiyorum de kahkaha at. 22'de oğlaklar duşa. Vallahi billahi saat 9'da 10'da girin duşa. Güzel yıkanın. Suyun ruhu. Ne olur ruh hafızama, benliğime, bilinçaltıma, bana ait olmayan tüm kayıtları al bedenimden temizle, toprak anaya karıştır Sağlıkla diye. ilgili ne söylüyorsun onlara? Sağlıkla ilgili psikolojini güçlendir. Güven duygunu arttır. Bastığın yeri titret. Ben geldim de. Hiçbir şey beni yıkamaz de. Bana ben lazımım de. Peki, işle ilgili? Dertleri, kederleri çözerlerse para sizi seviyor. Bolluk artacak, bereket artacak. Ama artık geçmişi bırak. Adı üzerinde geçmiş bitmiş ya. Başınıza gelen dertler, kederler. Bazen deşer geçer. Bazen devirir Ama geçer. geçer. Bazen deler geçer. Vallahi de geçer, billahi de geçer. Peki spotumuz ne? Geçmişi bırak, önüne bak. Geçmişi Bırak, önüne bırak. bak. Sevgili Oğlak, şimdi kovalar var. Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında her burcu tek tek yorumladı. Kovaya kadar olan. Şimdi bir kovamız bir de balığımız kaldı. Sonra 12 burcu tekrar yorumlayacağız. Spotlarını vereceğiz. Bu hafta dikkat etmeniz neler diye. Önce bir kovaya bakalım. Kova, sevgili kova, sosyal çevre açısından oldukça şanslısın. Yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni ortamlara giriyorsun. Bir de iş hayatında rekabet arttırmaya başlıyorsun. Nuraycığım, söz sende. Şimdi bu hafta zaten ayın ilk gününe Pazartesi günü ayın Kova burcundaki seyriyle başladık efendim. Özellikle kovaların iç dünyasına yönelik kendilerini eskiye göre daha nasıl yenileyebilir, daha nasıl değiştirebilir konusunda yoğun düşünceler içerisinde olacakları bir haftadalar. Gerek kova erkekleri gerekse kova kadınları. Ben bu hafta kendimi hangi konularda yenileyip hangi konularda geliştirebilirime odaklanacakları bir haftayı yaşayacaklar. Aynı zamanda Kova burcunun belirsiye hayatının hiçbir döneminde tahammülü yoktur. Bilinmezlik ve flu duygulara yaşam alanında yer. Bu hafta evli olanlar özellikle ilişkileri, evlilikleri konusunda eskiye göre daha İyi, daha huzurlu, daha uyumlu nasıl olabiliriz konuşacak partneriyle.
Yani herkesin ilişkisinde bazı zorlanmalar, bazı kaoslar, bazı belirsizlikler yaşanır, geçer, biter, sona erer. Ama çift olanlar illa evli olmak durumunda değiller. Uzun süreli ilişki yaşayanlar, birliktelik olanlar, birliktelikleriyle yaşam yolunda birlikte yaşlanmayı planlayan kova burçları için bu hafta tam anlamıyla hataları görüp, yanlışlardan arınıp, İlişkilerin ve evliliklerin güçleneceği bir hafta olacak. Ve haftanın üçüncü günü, dördüncü günü, beşinci günü onlar için evlilerde aşk tazeleme olacak. Birbirlerini ödüllendirme haftası olacak. Kalbi boş olan, yalnız olanlar ise içsel huzurlarının artması sayesinde acil bir ilişki istemiyorum. İstediğim gibi bir ilişkiyi yaşamak istiyorum, karşı tarafa da yaşatmak istiyorum. Endamı ile bir görüntü verip hareket edecekleri için bu hafta karşılarına çıkacak kişileri kalplerinin ve fikirlerinin onaylaması gerekiyor ki aşka başlayabilsinler. Hiç olmadıkları kadar seçici, hiç olmadıkları kadar da net kararlı olacaklar. Aynı zamanda manevi konulara yönelme, maneviyatla uğraşma hususunda ise maneviyatları artacak. Yani ne İnşallah. için dua ediyorsanız, ne için isteklerde, taleplerde bulunuyorsanız, İnşallah. evren tek tek size bunları gezegenlerin kombinasyonuyla sunacak. Hayata pozitif bakma durumunuz daha da çok artacak. Ben kovayım, çok pozitif. Allah saklasın, daha ne olacağım acaba? Hani bundan sonraki pozitifliğimi düşünemiyorum. Canım sen biliyorsun paralel evrendesin. Aynen öyle. Ben arada Mars'tayım, arada Jüpiter'deyim, arada Dünya'dayım işte. Dolayısıyla sevgili kovalar için pozitifliğini artacağı bir hafta olacak bu hafta. Aynı zamanda sosyal ilişkilerinde ve arkadaşlıklarında onlara rehberlik eden, kendilerinin de rehberlik edebileceği arkadaşlıkların yaşamlarında kalıcı ve devam edici olmasına hem kıymet verip hem önem verirken karşılarındaki kişilere de bunu hissettirecekler. Süper. Şimdi aşkta yalnız olanlar seçici olacak, evli olanlar romantizmi arttıracak, birlikte yaşlanma kararını alacak, işte çalışanlar bereketini, kazancını arttıracak. İnşallah. İşsiz olanlar ise niyet ettiği dilekleri artan maneviyatlarıyla tek tek gerçekleştirecek. Spotum ise kova. Sağlıkla ilgili bir şey söyle, öyle spot verelim. Son derece sağlıklı bir Peki. haftadalar. Sadece özellikle spor yapıyorsanız spor yaralanmalarına ve Dikkat kazalarına etsin. karşı dikkatli olun. Spot. Spotum onlara. Umudunuz arttıkça maneviyatınızı yükseltin. Evet, hemen balığa geçiyorum. Sevgili balık, tablom gelsin bakalım. Aşkta böylesin ama bak merak etme. Çok güzel tedbirleri ve önlemleri var Nuray Sayar'ın. Nuraycığım, anlatır mısın balıklar ne Şimdi yapacaklar? bak, aşk ilişkilerinde evli olup boşanmış olan balıklar bizi dinliyorsa, yeni ayrılmış olabilirsiniz. Daha önceden bir ayrılık yaşayıp geçirmiş olabilirsiniz. Ya da çok 10 yıl önce bitmiştir. Bu hafta gezegen kombinasyonları kafanızdan atamadığınız eski kocaya, eski kadına, eski sevgiliye nispet yaptırabilir. Asla nispet yapma. Geçmişle hesaplaşmayı bırak. Geçmişi bırakmadığın ve geçmişe nispet yapmaktan vazgeçmediğin takdirde kalbin boşsa yeni bir aşkı kendine çekemezsin. Mutlu olamazsın ve huzur bulamazsın. Nasıl seni mutlu edebilir hayat? Nasıl motive edebilir hayat? Geçmişle bütün bağını keseceksin. Bütün bağını keseceksin. Acı çekmiş olabilirsin, kandırılmış olabilirsin, aldatılmış olabilirsin. Hayatımı karıma adadım, boşandım. Meğerse o beni sevmemiş, o beni bir banka olarak görmüş diyen bir beyefendi de olabilirsin. Ya da çok üretmiş, çalışmış bir kadın olabilirsin. Kocama sponsorluk yapmışım yıllarca diye üzülüyor olabilirsin. Her şey için üzüntü yapıyor olabilirsin. Yaptın, yaşadın ve bitti. Geçmişi bırak. Kalbin boşsa
ve yeni bir aşk istiyorsan, güzel bir hayat kurmayı istiyor ve diliyorsan, affedici ol, affet. Allah hepimizi affediyor. Biz kimiz, neyiz? Kuluz. Affetmek durumundayız. O bizi acı çektirirken, o bizi sömürürken, o bizi kullanırken bizde ne eksikti? Maneviyat mı eksikti? Onu mu bulduk? Belki dua etmeyi unuttuk. Belki sabretmeyi bilmiyorduk. Sabrı öğrendik. Yani her haksızlık eden, samimiyetle söylüyorum, size haksızlık etmiyor. Gözünüzdeki perdeyi kaldırıyor. O yüzden haklarınızı helal edin geçmişteki kişilere. Ve Jüpiter'in bu dönüşünün, eğer geçmişle bağınızı kestiğiniz takdirde size bir ödül olduğunu bilin. Bu dönem sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız, ilişkilerinize verdiğiniz önem, duyacağınız ilgi, geçmişle bağları kestiğiniz takdirde kesinlikle ve kesinlikle hayırlı olacak. Yalnız kalmaya İnşallah. Pek fırsat bulamayacaksınız bağları kestiğiniz takdirde. Ne aşk konusunda ne evlilik konusunda. Yalnız olanlara söyledik. Ya evli olanlar, ilişkilerinde sürtüşme yaşayanlar ya da ilişkilerinde hiçbir problemi olmayanlar nasıl bir hafta yaşayacaklar? Hayatlarını, ilişkilerini, duygularını ve düşüncelerini dengelemeye özen göstermeleri gerekiyor. Özellikle akrabalık ilişkilerinizde kardeş, kuzen, amcanızın çocukları varsa, dayınızın çocukları varsa, yani aileye ait yaşıtlarınızla ilişkilerinizde biraz daha dengeleyici, sınırlarınızı belirleyerek, kendinizi kullandırtmayarak ilişkiler kurmaya özen gösterin. İş ve çalışma yaşamınızda sağlam adımlar atmaya İnşallah. Kıymet vermeniz gerekiyor. Önemli, yarım kalmış işlerinizi iş hayatınızda tamamlayabilirsiniz. Eğer kendinize ait bir işiniz, kurulu bir düzeniniz varsa, düzeni oturtamıyorsanız, düzeniniz içerisinde ilerlemek için neler yapabileceğiniz konusunda daha da güveninizi ve enerjinizi arttırmaya özen göstereceksiniz. Peki. İşsiz olanlar ise bu hafta araştırma yapsın. Kendilerine uygun iş bulabilmekte, hı hı. bulabileceklerinden içsel emin olsun. Sağlık ve sağlıkla ilgili de bir şeyler söyleyelim. Sıhhat ve sağlık konusunda geçmişe takılmadıkları hı hı. takdirde psikolojileri gayet, beden sağlıkları da gayet iyi olacak. Bittiyse spot alacağım. Evet, spotum. Önüne bak ve geleceğine güven. Evet, önüne bak dedi sevgili balığa. Şimdi koçlar için ne söyledi? Haftaya her konuda şanslı başladın sevgili koç. Bulunduğun çevrede herkes senden bahsediyor, bahsetmeye de devam edecek. Dostlarınla planlar yapacaksın. Sakin ol, kendini yavaşlat dedi. Boğa burcu için neler söyledi? Bu hafta hem kariyerin hem de aile konularında baskın olacaksın. Duygusal güvenliğin için bazı insanlarla iletişimi keseceksin. Gelecek korkularına son veriyorsun. Kendi geleceğini yapılandır bu hafta. Sadece kendini düşün dedi. İkizler için de söyledi. Aşkta mantığı ön plana almalısın. Maddi işlerinde ve beklentilerinde lütfen hedefin olsun sevgili ikizler. Kasalarına dikkat et dedi. Niyet et ve harekete geç. İkizlerin bu haftaki spotuydu. Peki yengeç için ne söyledi? Yengeç'e spotu şu oldu Nuray Sayar'ın. Sağlıklı beslen. Unutma, sağlıklı beslen. Sağlık her şeyin başı. Hayatın dengesini bu hafta oturtturuyorsun. İkili ilişkilerinde pozitif geri dönüşler alıyorsun. Ama sağlıklı beslenmeye dikkat etmezsen bu hafta senin için zor geçebilir. Peki aslan için ne söyledi? Aile konuları hem zamanını hem de enerjini alacak. Evini yeniden düzenleyeceksin. Yalnızsan flört etmeye çok meyilli olacaksın. Sen de sevgili yengeçler gibi sağlıklı beslenmelisin. Bir de üzerine spor yapmalısın dedi sevgili aslana. Peki başaklar için ne söyledi? Bu hafta oldukça verimli bir haftadasın. İletişim sorunların olabilir. Çok fazla dert etme bu konuya. Evini yenilemek, eşyalarını değiştirmek istiyorsun. Özellikle başak bir eşiniz varsa ona seslendi. Sakın cimrilik yapma dedi. Kadın evin eşyalarını değiştirmek istiyorsa o evin eşyası bu hafta değişsin dedi. Teraziler için ne söyledi? Şans senin yanında sevgili terazi. Parasal konularda fazla açılmamaya dikkat et. Yakın çevrene karşı ilgin alakan artıyor.
Gönlü boş olanlar için özellikle müjdeli haberler verdi. İstediğin her şey seninle, ne olur biraz huzurlu ol, huzurunu kaybetme. Akrepler için de söyledi Nuray Sayarı yayınımızda. Bu hafta maddi işlerinde biraz dikkatli olmalısın. Açık sözlü olmadığın takdirde sıkıntıya düşebilirsin. Yersiz kıskançlık yapıyorsun. Lütfen yersiz kıskançlık yapma, bir de ön yargıda olma. Ön yargını ortadan kaldır, yoksa çok üzülürsün. Tabii ki. Spotun da buydu. Yaylar için sosyal hayatınızda önemli bir döneme giriyorsunuz dedi. Yani önem kazanacak sosyal hayatın. Kişisel görünüşünü değiştirmek isteyeceksin. Geçmişte yaşanan saklı olaylar gün yüzüne çıkacak. Ama sen kendine inanmaya devam et. Allah'ın izniyle sana bir şey olmaz dedi yaylar için. Peki oğlaklara ne dedi? Aman dikkat. Kariyerin düşüşe geçiyor. Sosyal hayatında durgunluk yaşıyorsun. Kendi kabuğuna çekilmek istiyorsun. Ne olur geçmişi bir bırak ya. Bırak, sen önüne bak, geleceğine bak dedi. Bu hafta güzellikler seni bulacak, merak etme sevgili oğlak. Ama geçmişi bırakmazsan şansın çok zor. Kova için de söyledi. Sosyal çevre açısından şanslı olduğunu hissedeceksin. Yeni insanlarla tanışacaksın. Yeni ortamlara gireceksin. İş hayatında rekabetin de artacak. Dedi ki sevgili kovaya spot olarak, umudun arttıkça lütfen sen de maneviyatını arttır dedi. Yani manevi duygularına sıkı sıkı sarıl. Onlar seni geleceğe umutla taşıyacaklar. Balıklar için ne söyledi? Bu hafta kariyer açısından balıklara çok önemli bir hafta. İşsizsen iş buluyorsun. Kariyerinde yükselişe geçiyorsun. Yarım kalmış işlerini tamamlayacaksın. Aşkta asla nispet yapma dedi. Bak, özellikle aşkta nispet yaparsan bu hafta senin için zor geçebilir. Bir de sevgili balık, lütfen artık geçmişle ilgilenmeyi bırakır mısın? Yeni şeyler söylemek lazım hayatında. O Kesinlikle. yüzden yeni gündeyiz, yeni haftadayız. Yeni şeyler söylemeye bak. Hatta spotun da önüne baktı. Şimdi yeni şeyler söylemek ister misiniz? Özellikle ilişkinizde. Böyle çok uzun zamandan beri monoton giden bir ilişkin varsa, şöyle ilişkini canlandırmaya ne dersin? İkinci bahar Ya da varsan bizimle ol. evet, ikinci bahar isteyenler ilişkisinde aşkı canlandırma ritüeli geliyor az sonra. Aşkı canlandırıyoruz. Aşkı Şimdi canlandırma ritüeli. Malzemeleri söyleyelim önce malzememiz Nuray. bir tane kurumuş gül, bir tane bardak ve beyaz sirke. Beyaz sirke. Hani beyaz sirke alacaksınız. Önce bardağımıza İbrahim Bey'in içi göçmüş mü? Bu arada dur, şey yok, mikrofonları yok. Burada bir seyircimiz dedi ki, Nuray Hanım benim kocam için yapar mısınız dedi. İbrahim Bey için yapıyoruz şimdi İbrahim hanımefendinin eşi. ismini yazıyorum. İbrahim, sizin isminiz? Neriman. Neriman. İbrahim'in enerjisi çoğalsın. Neriman'dan başka gözü kimseyi görmesin. Aşk, aşk diye. Ama zaten orada, ben burada gördüğüm kadarıyla onların çok da güzel ilişkileri var. İnşallah daim olsun ilişkileri. Öyle fotoğrafta Ne görüyoruz yapıyoruz çok. şimdi? Sirkeyi doldurduk. Fotoğrafta çok var öyle mutlu çiftler. Evet. Sen görüntüye de sese bak. Tamam. Bardağa İbrahim ve Tamam. Neriman'ın adını yazdık. Sirkemizi koyduk. Şimdi bunu 21 gün evimizin sağ karşı köşesinde, aşk köşesinde düşüyordum. Bekletiyoruz. 21 gün sonra, 21 gün doldurduktan sonra onu ne yapıyoruz? Bitti işimiz. Hemen şöyle yapıyoruz, cama çıkıyoruz. Evet. Niyet ettim kuzey rüzgarlarına diye üflüyoruz. Sayarı astrolojinin gerçek kraliçesi bugün de canlı yayınımızdaydı.